Temporary Tracking yani geçici izleme. Taslak şekiller, bazı nesneleri çizim alanında daha kolay yerleştirebilmek için kullanılan referans şekillerdir. Ancak bu şekillerin çizim tamamlandıktan sonra silinmesi gerekir. Bu derste bahsedilen taslak çizimlerin yardımı olmadan çizimleri konumlandırmayı öğreneceğiz. Ekranda iki adet hoparlör bulunmaktadır. Bitmiş olan sağdaki hoparlörde bulunan çemberleri diğerinde de oluşturmak istediğinizi varsayalım ekrana biraz yakınlaşın. Şimdilik ekranın orta üst kısmında çalışacaksınız. Öncelikle 0.40 birim çapındaki çemberi oluşturacağız. Gördüğünüz gibi çemberin merkezi sol üst köşeden 3,83 birim aşağıdadır. Şimdi bu merkez noktayı taslak çizimlerle bulabiliriz. Çizgi komutunu seçin. Çizgiyi köşe noktadan başlatarak Orta modunu aktifleştirin. Sonra imleci sağa çekerek 2,75 değerini girin. Enter tuşuna bastıktan sonra imleci 3,83 birim aşağı doğru çekerek tekrar enter tuşuna basın. Artık çemberin merkezi bulunmuştur. Bu taslak çizimlerden sonra çemberin merkezini bulduğunuz noktaya konumlandırabilirsiniz. Bu yöntemde yanlış bir şey yoktur. Fakat geriye dönüp taslak kısımları silmek zorundasınız. Şimdi dersimizin asıl konusu olan taslak çizimler olmadan merkezi nasıl bulabileceğimize bir bakalım. Eklediğiniz taslak çizgileri tek tek seçerek Delay tuşuyla silin. Durum çubuğundan Ortho modunu kapatın. Circle yani çember komutunu etkin hale getirin. Şimdi AutoCAD bizden merkez noktayı istemektedir. Şimdi TK yazın ve Enter'a basın. Bu Temporary Tracking yani geçici izlemeyi aktifleştirecektir. TK'yı imleci istenilen bir noktaya konumlandırmak için kullanacağız. Dikkat ederseniz AutoCAD otomatik olarak orta modunu aktif hale getirmiştir. Şimdi çemberin nereden başlayacağını belirtmek için AutoCAD'e kılavuzluk edebilirsiniz. İlk olarak hoparlörün sol üst köşesinden başlayın. Sağa doğru 2,75 birim ilerleyerek enter basın. Daha sonra 3,83 birim aşağı doğru devam ederek enter basın. Şu an gereken noktaya gelmiş bulunuyorsunuz. Bunu kabul etmek için Enter'a basın ve çemberin de yarı çapını 0,4 birim olarak belirledikten sonra tekrar Enter tuşunu kullanarak işlemi tamamlayın. Belirlediğiniz merkez noktada 0,4 birim yarı çapında çember oluşturulmuştur. Şimdi bir sonraki büyük çemberi oluşturalım. Çember komutuna geri dönmek için boşluk tuşuna basın. Ardından merkez noktayı yakalamak için Object Snap modunun aktif olduğuna emin olun az önce oluşturduğunuz çembere tıklayın. Yarı çap olarak 1,4 değerini girdikten sonra Enter'a basın. Şimdi de biraz aşağı kısımdaki çemberlere yoğunlaşalım. Aşağıda oluşturacağınız bu çemberin merkezi, yukarıdaki çemberin merkezinden 6,5 birim aşağıdadır. Bunu geçici izleme kullanarak bulmaya çalışalım. Çember komutuna tıklayın. İstenilen merkez nokta Temporary Tracking yöntemiyle bulunacaktır. Bu yüzden TK yazın ve Enter'a basın. AutoCAD otomatik olarak orta modunu aktif hale getirmiştir. İzleme noktası bu çemberin merkezi olacaktır. Sonra imleci 6,5 birim aşağı kaydırın. Enter tuşuna basın. Şimdi bize lazım olan noktadayız. Bunu kabul etmek için Enter'a basın. AutoCAD'in orta modunu otomatik olarak kapattığına dikkat edin. Şimdi ilk olarak küçük çemberi oluşturacağız. Bu bileşen 0,8 birim yarıçapına sahiptir. Enter tuşuna basın. Çember oluşturulmuştur. Son olarak büyük çemberi oluşturacağız. Öncelikle boşluk tuşuna basarak bir önceki komuta geri dönün. Bu çemberi diğer çemberin merkezini kullanarak 3 birim yarıçapta oluşturun. Bir önceki çemberin merkez noktası kullanılarak 3 birim yarıçapındaki çember oluşturulmuştur. Temporary Tracking yani geçici izlemeyi kullanmak Fazladan gereksiz çizgilerle uğraşmadan çizimleri konumlandırmayı oldukça kolaylaştırmaktadır.